Şefefendi Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün örgüye yeni başlayanların özellikle rahat yapabileceği bir modelin yapımını anlatacağım. 3 ters 3 kes modelimizin ismi. Modelimiz gayet basit. Özellikle bebek örgülerinde çok sıkça kullanılan bir model. Burası da modelimizin arka yüzü. Arada 3 ilmeğim var. 3 tane ters ilmeğim devam etmekte. Modelim de 3 ilmekten oluşmakta. Altın ilmek ve katlardan oluşmakta. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şefefendiörgüdünyası.com adresimi ziyaret etmeyi unutmayın. Hem Facebook'ta hem de YouTube'da Şefefendi Örgü Dünyası'nı takip ederek paylaşımlarıma ulaşabilirsiniz. Ben iki model üzerine ilmeklerimi şişime taktım. Bir ters, iki ters, üç tane ters, bir, iki, üç tane de düz. Üç ters, üç düz olarak ilk sırayı örüyorum. Şimdi burası modelimin ikinci sırası ve arka sırası. Burada ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Aradaki 3 tane ters haroşa olarak devam ettiği için hem ön yüzde hem arka yüzde ters olarak örüyoruz. Arka yüzün ilmeklerin hepsini ters olarak ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. Başlangıç ilmeğini örmeden alıyorum. Üç tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi ortada üç tane düz ilmeğim var. Bir kere ipimi doluyorum. Ortadaki 3 tane düz ilmeğimi düz örer gibi bir kere de topluyorum. Bir kere daha doluyorum. Aradaki 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir doluyorum. 3 tane düz ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum ve bir kere daha doluyorum. Aradaki 3 tane ters ilmeğimi tekrar örüyorum. Örgünün bitimine kadar, başlangıcından bitimine kadar arka yüzde bütün ilmeklerim ters olarak örülmekte. Artırdığım ilmekler de dahil olmak üzere, bunlar da bakın dahil olmak üzere örgümün sonuna kadar bütün arka yüz ters olarak örülmekte. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şu anda modelim bitti ama bir sıra daha göstermek istiyorum. 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bu sırada herhangi bir işlem yapmıyorum. 3 tane düz olarak örüyorum. 3 ters, 3 düz olarak bu sırayı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Ortadaki 3 tane düz olan ilmeğimi bir kere de kestim ve bir kere daha doladım. Tekrar aradaki 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir doladım. 3 ilmeğimi düz örer gibi bir kere de kestim. Tekrar bir doladım ve 3 tane ters ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi yapımı çok basit olan bu modelimi her türlü bebek örgüsünde kullanabilirsiniz. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın hanımlar.